Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de şunday merhamet kıladı. Ve ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Parvardigoringni qanday qo'shini bor ekanligini faqat o'zi biladi. Su Alloh taolaning qo'shini. Shamol Alloh taolaning qo'shini. Yer Alloh taolaning qo'shini. Alloh taolo nimaniki yaratgan bo'lsa, albatta bu Alloh taolo uchun qo'shin hisoblanadi. Yumshoqqina, muzdekkina, chanqog'imizni qoldiradigan, isiganimizni boshimizdan qo'yadigan suv, agar ozgina ozayib qolsa, bu balo, qurg'oqchilik. Agar bu suv miqdoridan, me'yoridan ozgina ko'payib ketsa, bu balo. Mana Pokiston suv olganini ko'ryapmiz. Shamol esmay qo'yishligi, havo almashmay qo'yishligi. Shamol esmay qo'ysa yana bir balo. Haddidan oshib ketsa yana bir balo. Yerni aylanib turishligi, yer o'zi bir Allohning qo'shini. Agar yer aylanmay qo'ysa, kun tushmagan joylar muzlab ketadi, kun tushgan joylar kuyib ketadi. Agar ozgina haddidan oshib, tezroq aylanib olsa, yer o'zida tortib turgan hamma narsalarni uloqtirib tashlaydi. Ya'ni ko'ringki, mana shu Alloh taoloning san'atiga qoyil qolishimiz kerak. Ozgina haddidan oshsa balo, ozgina haddidan tushib ketsa yana balo. Shu haddni kim belgilab bergan? Shu me'yorni, miqdorni kim o'lchab siz bilan bizni ustimizga rohatli, farog'atli qilib turibdi? Alloh taolo. Alloh taoloning qo'shinining orasida eng kuchli qaysi? O't. O't ham yo'lni kuydirib oladi. Hatto temirni ham kuydiradi. Qarab tursangiz, o'tni suv o'chirib qo'yadi. Suv Allohning eng kuchli qo'shini. Desiz, u suvni bulut ko'tarib yurar ekan. Ha, bulut kuchli qo'shin ekanda, desiz, uni shamol haydab yurar ekan. Shamol kuchli qo'shinmikin desiz, shamolni tog'lar to'xtatib qo'yar ekan. Har qancha qattiq esmasin, tog'qa borib shamol to'xtar ekan. Ha, endi tog' kuchli ekanda hammasidan desiz, tog'ni odam bolasi o'yib xohlagan shaklga keltiryapti. Haykal yasayapti. Maramur qilyapti, sement qilyapti va hokazo qilyapti. Ha, odam eng kuchli qo'shin ekan deb biroz bo'lib tursa, odamni uyqu to'xtatib qo'yar ekan. 2 sutka, 3 sutka to'xtamasdan, uxlamasdan ishlasa, tirmamiti ham nima bo'ladi? Charchab uxlatib qo'yadi. Demak, eng kuchli qo'shin kim ekan? Uyqu ekan. Desiz, uyquni insonni g'am qayg'u bosganda, shu g'am qayg'u uyqusini narx qilib qo'yadi. Endi g'am qayg'u qayerda bo'ladi? Insonning qalbida. G'am qayg'uni chiqaradigan qaysi qurol bor? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Qalblar Allohni zikr qilishligi bilan xotirjam bo'lmaydimi Alloh taolo? Eng kuchli qurol Alloh taoloning zikri. Fazkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat najot yetsanglar. Robbisini zikr qilgan kishi bilan, Robbisini zikr qilmagan kishi deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Tirik kishi bilan, tirik inson bilan o'lik insonga o'xshaydi. Tirik odam bilan o'lik odamning farqi bor. O'lik odam duo qila olmaydi, chunki o'lik u. Lekin tirik odam duo qiladi. Duo qilingandan keyin albatta Alloh taolo ijobat qiladi. Qalblar faqat Allohning zikri bilan orom oladi, Allohning zikri bilan taskin, xotirjam bo'ladi. Zikr haqida juda ko'p dars qilganmiz. Dunyodagi Allohning eng kuchli qo'shini Alloh taoloning zikri. Allohga hamd aytaylik. Mana shu zikrni siz bilan bizga berdi. Qancha minglagan odamlar bor atrofimizda. Mana shunday bir buyuk ne'matdan mahrum. Buni huzurini, buni halovatini bilmaydi ular. Allohga hamd aytaylik. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Qalblar Allohni zikr qilishlik bilan orom olmaydimi? Taskin topmaydimi? Insonni boshiga har qanday kun kelishdan qat'iy nazar, doimiy zikrda bo'lsa, Allohni eslab tursa, Allohni oyatlari, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlari esidan chiqmaydigan bo'lsa, inson doim haqda, to'g'rida, xotirjamlikda bo'ladi. Insonni dunyoga kelishligidan maqsad nima o'zi? Alloh taolo nima uchun insonni dunyoga keltirgan? Mulk surasining 2-chi oyati. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Deyarli hamon yodlamaganimiz ham shu bo'lmasa ikki oyat bilamiz mulkdan. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Alloh taolo qaysinimiz chiroyliroq amal qilishligimiz uchun bizlarni balolashlik uchun dunyoga kirgizgan. Alloh dunyoga kirgizdi, yaxshilik bilan ham yomonlik bilan ham balolaydi. Balolashdan maqsadi kimingizlar chiroyliroq amal qilasizlar. Balolangan kelganmiz dunyoga. Esimizdan chiqmasin. Dunyo hayotidan rohatni, farog'atni kutib, faqat rohatli hayotni istayotgan odam adashib qoladi. Endi balolanishlik haqida bugun gaplashamiz. Ixtibor, sinov. Sinov yaxshilik bilan ham sinaladi inson banda, yomon kun bilan ham sinaladi. Alloh taoloning koinotga tushirib qo'ygan sunnati. Tinimsiz inson sinovda bo'ladi. Alloh taolo mana shu sinovlar bilan bandalarini darajalarini ko'taradi. Sabr qilgan sobir bandalarning gunohlarini kechiradi. Agar rozi bo'lib Alloh taoloning imtihonlariga dosh bersa, sabr qilsa. Ha, sabr qilmasa ham mashkun keldi. Sabr qilsa ham ishkan bag'al, sabr qilmasa ham ishkan bag'al, shukr qilsa ham o'shib boy, shukr qilmasa ham o'shib boy. Bu faqat balo, sinov, imtihon. Çünkü Nabi sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık risalatını insanlarga yetkizip durup, 23 yıl mehnet meşakkatı körüp durup, endi İslam memleketi kuvvetke kirip, endi fakat bugün 23 yıllık mehnetini, rahatını körüp yatadigan paytda, Azir aleyhisselam kelip, halası mı, ketesi mi? Kıyamet geçeşesiz, padişah bolasız, yeryüzü İslam bilan obod boladı, keyin Allah'ın huzuriga cennetke borasız dese, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ketaman dedi. Çünkü imtihonxonadan, sinovxonadan, balohonada qanday inson qolishi mumkin? Agar dunyoni imtihon hovlisi, sinov hovlisi deb e'tiqod qiladigan bo'lsa. Alloh subhanahu va taolo bir qancha oyatlarda siz bilan bizga dunyoni sinov ekanligini aytadi. Astagfirullah, va lanabluwannakum bishay'in minal khawfi val ju'i va naqsin minal amwali val anfusi va thamarot va bashshiris sobirin. Va albatta sizlarni xavf va xatar, ochlik, molu jon va meva chevalarni kamaytirish kabi narsalar bilan imtihon qilamiz. Xavf va xatar bilan, ochlik bilan, molu jon, meva chevalarni kamaytirishlik bilan sinayman deyapti Alloh taolo. Biror musibat kelganida albatta biz Allohning bandalarimiz, albatta u zotga qaytarilurmiz deydigan sobirlarga xush xabar bering. Yaxshi kun kelganda ham shu so'z, yomon kun kelganda ham shu. Alloh taolo dunyoga nimaga kirgizganligini mana shu oyatda aytib qo'ydi. Endi nima kerak bizga? Sinov aka. Boshqa aytadi: "Va la tublavunna fi amwalikum va anfusikum va la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum va minal ladina ashraku adan katira va in tasbiru va tattaqu fa inna zalika min azmil umur." Albatta molu jonlaringizda imtihon qilinursizlar. Ya'ni har xil balolarni yuborib Alloh siz bilan bizning iymonimizni tekshiradi. Va albatta sizlardan ilgari kitob berilgan kimsalar tomonidan va mushriklar tomonidan ko'p aziyat, malomatlar eshitajaksizlar. Agar ozorlariga, ulardan yetayotgan ozorlariga sabr toqat qilsangizlar va Allohdan qo'rqsangizlar, najot topasiz. Chunki bu ish, ya'ni sabr toqatli bo'lib Allohdan qo'rqish ishlarning maqsadga muvofiqdir. Musibat kelganda balo kelganda ikkita sifatni Alloh bizdan talab qilyapti. Sabr qilasan, taqvo qilasan. Shu ikkita sifat bo'lsa, albatta men seni najotga chiqaraman banda deyapti. Sabr, taqvo. Sabr shikoyat qilmay yashash, taqvo Alloh qaytargan ishlardan qaytib buyurgan ishlarni qilish. Shunda men najot beraman. Alloh taolo boshqa oyat aytadi: "Kullu nafsin za'iqatul maut" va nabluukum bish-sharri val-khayri fitna va ilayna turja'un. Yani kim ölmeydi deyin dünyada? Kim ölmeydi? Ming yil yaşagan Adam aleyhisselam ham o'tgan. Nuh aleyhisselam ham o'tgan. 500-600 yil yaşagan qavmlar o'tgan, hammasi o'tgan. Har jon o'limni totib ko'rguvchidir. Biz sizlarni sabr toqatlaringizni sinash uchun yomonlik bilan ham shukr qilishingizni bilish uchun yaxshilik bilan ham aldab imtihon qilamiz. Keyin faqat bizgagina qaytarilursizlar. Bu oyatdan ham ma'lum bo'lib turibdiki, senlarni balolayman bandalarim. Sabr qilasizlarmi? Sabr qilmaysizlarmi? Albatta biz
Alloh taolo boshqa oyatda shunday marhamat qiladi. Qasamki, agar biz inson zotiga rahmat marhamatimizni toptirib, so'ngra o'zimiz uni tortib olsak, albatta u noumid va noshukurlik qilishi shubhasizdir. Qasamki, agar unga biron ziyon, zahmat yetganidan keyin biz noz ne'matlarni toptirib qo'ysak, albatta u aytadiki, barcha yomonliklar mendan nari ketdi, endi hech qachon qaytib kelmaydi deydi. Dar haqiqat u mag'rur va maqtanchoq. Zo'r kunlarni ko'rib turib, ozgina musibat kelsa, shak ko'zini yumib ko'rib oladi. Hech qanaqa yaxshini ko'rmaganlik. Endi musibatli kunda kekizib turib, yaxshi kun berib qo'ysam, yana ko'zini yumib oladi. Endi hech qachon yomon. Inson xotirjam yashayotgan paytda hech qachon tashvish, g'am, musibat xayoliga kelmas ekan. Endi tashvishli kun kelgan paytda ertaga xotirjam kun bo'lishiga ham xayoliga kelmas ekan. Magar baloli kunlarda sabr qilib, safoli kunlarda yaxshi amallar qilgan zotlar borki, ana o'shalar uchun mag'firat va katta ajr mukofot bor. Dunyo hovlisi imtihon hovlisi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qanday aziyatlar, musibatlar berdi? Mana Xudoim yaxshi ko'rgan bandasini saqlaydi degan gapimiz bor. Saqlaydi degani boshiga baloli kun bermaydi degani emas-da. Agar Alloh yaxshi ko'rgan bandalarini bir mulohaza qilib qarab chiqadigan bo'lsak, eng yaxshi ko'rgan bandalari kimlar? Payg'ambarlarmi? Ana shu payg'ambarlarning otasi bo'lgan Ibrohim alayhissalom o'tga tashlandimi? Balolandimi? Allohda Kalimullohi bo'lgan Musa yurtidan quvildimi? Yo bizdan ko'ra Musoni yaxshi ko'rmasmidi Alloh taolo? İsa ibn Maryam Allohning kalimasi ruhi bo'lgan tuhmat qilib fahshda ayblandimi onasi? Abu Bakr payg'ambarlardan keyin eng yaxshi odam zaharlandimi? Umar hanjarlandimi? Usmon Aliylar fitnada qatl qilindimi? Nima, ular yaxshi ko'rmasmidi Alloh? Yaxshi ko'radi. O'shuning uchun baloladi. O'shuning uchun baloladi. Alloh taolo ularni sinadi. Endi payg'ambar, anbiyo, rasullarning eng afzali bo'lgan, mahluqotlarning eng afzali bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam boshlariga ichiga chavoq tashlashdimi? Nima qilgan ayibiga? Nima qildi? La ilaha illalloh deylar, ey insonlar, jannatga kirasizlar deb qo'ygan, jannatga chaqirganligi uchunmi? Makkada shunday bir xorlandi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, mushriklar tomonidan aziyatlar yetdi. Da'vat qilishlik iloji bo'lmay qolganida Toifga borib, jannatga kiringlar deb qo'yganiga tosh bo'ron qilib, tovonlarini qonatib jo'natishdimi? Dunyo qanaqa hovli ekan? Imtihon hovlisimi? Ene, necha kun davom etadi deymi? Pokiza ayolini shaniga fahshda ayblanib, payg'ambarimizning or nomusiga tuhmat qilindimi? Ochlikdan daraxti barkini yeb, qorniga tosh bazashlikka payg'ambarimiz majbur bo'ldimi? Balonchi. Payg'ambarimizga zaharlangan qo'yni go'shini berishdimi? Makkadan tug'ilgan vatanidan haydaldimi? Tishlari sindi muhitda, yuzlari shilini, boshlari yorildimi? 70 ta sahobasi shahid bo'ldimi? Baloni shular. Kimga berilgan balolar bular? Eng afzal inson Muhammad sollallohu alayhi vasallamga berilgan balolar. Alloh taolo sinayapti. Insonni iymoniga qarab Alloh taolo imtihon beradi. Agar dinida, iymonida salobat bo'lsa, imtihon sinov shunga yarasha keladi. Sodiqul amin bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jinni, kazzob, sehrga, majnun shu tuhmatlar bilan atashdim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi tirik turib o'g'illarini ko'mdi. O'zini qo'llari bilan qizlarini ko'mdi. Farzandlari bitta-bitta o'lyapti, o'zi qo'li bilan olib ko'myapti. 7 ga yoki 6 ga kelgan o'g'li Ibrohimni qo'liga olib turib, o'lim sakaratida yotar ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lida turib jon taslim qilganidan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, albatta ko'z yoshlanadi. Qalb mahzun bo'ladi. Lekin biz Robbimizni rozi qiladigan so'zni aytamiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ey o'g'lim Ibrohim, siz ketganligingizdan bizning qalbimiz mahzun deyapti. Kimni boshiga bunchalik sinov imtihon keldi? Aytinglarchi. Shunday zotga sinov imtihon kelganidan keyin mu'minlar nima qilishi kerak?
tide meket yaptı adamlar. Sabır kılamız buralarlar. Çünkü hatırlayan faravan hayatı bergen Allah, ette gel batı yaş günü veren. Düşkünlükü düşünmesi ilk kere. Çünkü bizi kolumuzda Allah'ta olay bergen zikir var, dua var, dua kılamız. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Handak'ta 300 kişi bilan kaldı. Ruh arası da 10 binde müşrik. Arka tamandaki Banu Kurayza hıyanat kıyan. Müslümanların ahvalı nihayet de tang oldu. Ya ki ey müminler dedi Allah Teala, sizlerden ilgeri ötken zatlar, ibrette sizlerge kelimeyi türüp cennetge kirişini öyleyseler mi? Avvalgilerge kigen sınavla kelimeyi türüp cennetge kiremen de öyleyseler mi? Ularge bala ve musibetler üstüme üst gelip, şundaylerdeki düşken ediler ki, hatta peygamberem müminlerge koşurup, kaçan Allah'a galabası gelerken de işi var. Sınavda ağırlı giden, balada üstüme üstün kele organı giden, müminlere aitti, peygamberimize aitti vardı. Kaçan keler ki Allah'ın asırı. Allah da oraya etti. Şunda ular ki cevap şunda bulgen idi. Agah buluniz kim? Allah'ın yardımı yakındır. Fakat bana şu yardımda layık buluşmak gerek bende var. Razi buluş gerek bir gün günü gel. Sabırlı buluş gerek. Takvada buluşmak gerek. Eğer şu sıfatları toplarken elbette Allah da olanın nusreti haklı bulan. Mumun kişi şimdi bir sınavlı günlerde hiç kaçan düşkünlükle düşmesinden duada toktamasını gerek. Nemege demişsin? Eğer bende musibet geçirse, halis Allah ki dua kısa, eğer o şu dua kılayken halis bende müşrik bozuyam Allah duasını icabat kılar. Yani de kanı yakalı mumun da duasını icabat kılmasın. Muslar bozdurgen bozsa, dua kıldırgen bozsa, saharlarda, keçelerde yuksun bedar kılar. Allah dolayı dedi, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Müşrikler hakkında ayet yaptı Allah. Kaçan ular, yani müşrikler, kemege minseler, gark buluştan korkup, Allah'a çin ihlası bulan dua iltica kıladı. Ya parvardigar, eğer sen bizi kurulike çıkarsan, necat verip, şubhasız, şükür getir için mumunlardan bulamız deydi. Şimdi kaçanı ki, ular ki Allah da Allah, necat verip kurulike çıkarsa, banagah ular, Allah'a şirk getirirler. Karim, kutulup çıkandan ki şirk getirişini bilseyem Allah da Allah. Müşri halıda, mustar borukluyken duasını, müşriydi duasını kaytarmaya yaptı. Şimdi kendi kılıp, bir günde beş mahal peşenesini yerine koyup, Subhane Rabbiyel A'la diyorken, köyünü küsüp dururken şahvatların taşı, ıskı sabır kılıp roza tutuyorken, ağzını açıp kursan bugünden dua kılıyorken, saharlık getirip, iki reka canamaz getirip, peşenesini yerine koyup, Allah diyorken la duasını cevap kılmasın. Fakat şaşırması gerek olmalı. Fakat şaşırması gerek. Dualar elbette icabat olardı. Bizden razılık, sabır hem de takva buluşu gerek. En Ayşe'te raziyallahu anh'a kalet, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ma min musibetin tusibul muslim illa keffarallahu anhu biha hatta şevkatu yüşerkuha. Muttefakna aleyh hadis. Allah Teala mu'min bendesini yaş görer. O çünkü balalı idi de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bana olaki derslerde hadis ettik. Benim ümmetim dedi Resulullah, rahmet kılıngan Allah tamamen. Ahirette azablanmıydı. Kıyan günahlarını dünyada Allah Teala yurtta şeydi. Fitne, katil, açlık, korku bilen günahlarını yurtta şeydi. Mene şükündü keleykenliği özüm olmaya Allah Teala'nın rahmet iken. Çünkü ahiret yakıldırma yaptı Allah Teala. Mu'minlardan bir musibet yeterken, elbette günahlarına kefaret buladı. Eğer ayağına kiçkine yine tikan kirse yani. Hem de kim ayıp dört tükkan girişinde? Siz ki bırak gelip saymadı o tükkandı. Öz sayılıp gitti. Öz yalanına çıkvalı odiz. Çünkü Allah da Allah bendemi canı ağrıdı, bendem kıylendi deyip günahını yok koyarken. Bu merhamet kimge verilgen? Mu'min şey. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hurara radıyallahu anh'dan muttefakın aleyh hadis. مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حَمٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمْ حَتَّى شَوْكَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ Mumun kişiye meşakkat, kesellik, gam, kaygı, aziyet, teşviş yeterken Allah elbette günahlarını kefaret kıladı. Eğer ben de razı basa şükür.
Men yuridillahu bihi hayran yusab minhu. İmam Malik rivayeti. Buhari'den. Ebu Hurayra rivayeti Buhari'den. Allah bir bende yaşlı bir hava görse onu musibetleydi. Buhari'den bu hadis. Firavun'da içe musibet yeme gereken suyu. Firavun 100 yıl yaşayken çiğe varma gereken. Bir de zerevayen kelime gereken kolayı. Demek ki şu musibet olsa günahı yoluş gereken Allah Teala toplar koy gereken. Çünkü başka musibet yemeyken adam korksun. Sahabalar eğer 6 ay 7 ay ağrımaya kalsa üye bir ahir. Beraber sınav imtihan kemese yığılaşarken parvardigar beni İslam çıkarıp koymadı mı? Beni taşıp koymadı mı? Beni İslam'a yapsana. Musibetli kelişteki Allah bandasını yoklayken yine misali buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tarihine kadar ediyen bulsak Mekke fathıda Peygamberimiz bilen 10.000 koşun katlaştı. 10.000 koşun Mekke'ni fath kıldı. Mekke'de yangi İslam getirgenlerden 2.000 adam koşuldu. Yani yangi iman getirgen, o meşakkat kıyınçilileri körmegen, Peygamberimiz Mekke'ni aldı, la ilahe illallah deyişti, Müslüman oldu. Havazın kabilesi karşı Hunayn'e vardı. 12.000 koşundular. Birinci metre Müslümanların adadı 12.000 diyetti. Ama masjidimizi çıkınları yıkadıyan günümüze kendini. Şunda Müslümanlar adadlarını köplü yiyge suyanı koyup, hatta Ebu Bekir Sıddık ayeti vardı. Ya Resulullah, eğer bugün mağlup bulsaydı dedi, 12.000 adı. Başka sebep bilen mağlup bular mıyız? Lekin adadımızı azlığı bile mağlup bulmayız. Suyanı koyu işte adadını kattalıyor. Hata hak etti mi? Allah Teala yaş görgen bandalarında onunla da hatasını yok koydu. Yigimemin havazın hoşunuya karşı Müslümanlar çıktı. Müslümanlar tırkırıp kaçıp gitti. Çünkü Allah'a bugün tavakkülmez. Özünü kancalıyı suyanı koyu işte. Ne demek suyanı iş gereği mumun adam? Allah'a suyanı iş gereği. Özüge tavakkül kılıp zikirde otur iş gereği. 12.000 koşun tıkırıp açıp gitti. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emeksi Abbaslı yanına çakırıp durup şu mağlup olup koşun tıkırıp kaçırken payıda ashab-ı samurana çakırın. Hudaybiye sulhıda darah aslı menge bayat bergenleri çakırın dedi. Abbas balant avaz bulan çakırgeni de 100 tane adam yıkıldı. Şu 100 tane adam sabır kıldı. Takva kılıp kıyım bu sen Peygamberimiz aldı diye kildi. Allah Teala bana şu 100 adamı kolu yakalabanı verdi. 12.000 adam layık olmasa da demek. Ana şu özüne köprü yiye suyengen payıttı. Bana o 100 adam haklı yedi. Çünkü sabır değildi, takva değildi. Allah Teala farıştalarını düşürdü. Farıştalar katlaşmadı. Fakat kulağını kelip cay meydanına kirişiyle müşürler korktu. Müslüman adam Allah'tan başka yiyken işenmesle yiyerek. Allah Teala'dan başka yiyken yiyemezle yiyerek. Salat-ı salihinler bana şu balalar hakkında ne deyişken? Bana sabır hakkında bir kança dersler kıldık. Bilmedin başka mazudan ihtimal sayadır o malumat görgendirmiz. Lekin sabır hakkında yeterli malumat görgen bu sekerek. Sabır bu şikayet kımasına yaşaşırlar. Fuzaylı Bilyaz Rahimahullah etedi. Men şeke musibeten nezalet bihi feke enneme şeke rabbahu. Başıge çüken musibetten şikayet kılıyken adam Allah'tan bendelerge şikayet kılıyken adam kapaladı. Bendesine şikayet kılıp neyiniz gerek? Allah'dan şikayet kılıyorsun. Allah şunu bekar yazıp dedi benim başım ya. Ben şu kembağal bulmasam bulardı. Şu hem yokum yakışıyor şu aynı iki karaptı mahtım yana ben de bu yanda zor bulardı. Yani boyumunca balata bu yanda yok ki vaznımınca yengiler yok ki ağır bu yanda. Hamamızda var mı? Ne kadar da cayımızdan ne de olmayı bulamız. Şu çeçin içe kan arabayı yanıdım diye. Kim etmeyen şu yaptı bir anlattı? Elbette katizlendir. Ne de olmayısınız. Siz ne de olmayı bulurken de kimden ne de olmayı buluyorsunuz? Allah'dan mı? Yani kim gayeti yapsın diye? Aynı hikayeti yapsın mı? Ya ki özüzü yok şey yap. Özüden ne de olmayı mı gene bitti adam gayeti yapsın. Demek ki şikayet fakat Allah'ın özü yakınlığı. Törtte sıfat var, cennet sıfatlardan, cennet hazinelerden deyildi. Bu tör arası hem yaşırış keketiydi. Birincisi musibet yaşırış, cennet hazinesinden. İkincisi,
Kıyan sadakasını yaşırır. Bu yan cenneti adamlar yaraş oluyan sıfat. Üçüncüsü, kembağalçıya ilişki yaşırır. Kembağalçıya ilişki yaşırır. Ahirgisi, keserliği de yaşırır. Maşı ahirgi kitlesine oluyan bu söz, Roparız'daki hem sohbeti izleden, geplaşken izle, nemesinden zehri kes. Öşü kembağalçılığının derdine aitip, kembağalçılığının şikayetli yanında öz izgi yeterli. Özü zorla keçer şu taşvişinizi zikir aitip, Allah'a deyip, esten çıkarıp, normal forma kekirip duruyoruz, kildi de özüne derdine ait yaptı. Bana şu tutta sıfat, cenneti kişilerge yaraşadıkken cennetinin hazineleri de. Bu musibatını, sadakanı, kembağalliği de hem de keserliğini yaşarıştık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedav bulduruyen payetlere de, hani şu ölüm saatlere yakın bugün payette, Peygamberimiz katlık bedav buldu. İbn-i Mesud radıyallahu anh'u kirgene de Peygamberimiz kattık bir betab olup istemeye tutuşturgene de Ya Resulullah, betablikiz kattık buldu mu? Degene de biz enbiyalar dedi Resulullah iki kişi bimar bugen diye bimar bulamış. Sizi iki kişinin acı verilgeni için mi şunu dedi kendi? Ha, iki kişinin acı verilgeni için şunu dedi. Resulullah yem dert yetken, Resulullah kembağal bugen, Resulullah yurtudan kurgen, musibetler keken. Lekin Resulullah sizden bizi ibret bugen, sabır bugen. Şikayet kılışı meselesi de. Tarihte bana adil kazılardan Şurayh rahimahullah bugün. Köçüge çıksa iki de adam birbirine geplaşıp durup da biri ikincisi şikayet kılı yaptı. Derdine. Keserine. Kembeğalliğine. Musibetine. Şurayh şikayet kılıyken adamı korudan üçer bir çikik alıp tutturup birader şikayet kılışıdan ihtiyat bulayın. Allah'dan başkaki şikayet kılıçtan ihtiyat bulayın. Çünkü siz şikayet kılıyken adam dostiniz mi, düşmeniniz mi bilmiyorsunuz. Ayet olmayı hemen yapıyız. Eğer dostiniz olsa, onu içini ezip koyganız kaladı, sizge fayda keltir almaydı. Onu kıynaganız kaladı. Şimdi eğer düşmeniniz buladıyan olsa, sırayızı açadı, sizi zararınızı hareket kıladı. Allah'dan başkasıya şikayet kılmaylardır, tavsiye kıladı. Şikayet kim yapılmadı? Allah'a. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'unu abarıp kudukka taşışı vardı. Böyle yiyip getirdi işte. Bir neçen yıldan ki Mısır'a bağırıp Binyamin'e koyup gelişti. Yusuf Aleyhisselam'ın kıyam hilesi bilen. Şimdi Yakup Aleyhisselam üyüge kirip oğlu Yusuf'unu esnaf yığılgene de akeler. Yusuf'u yap. Rastı hali ya. Neçen yıl hop gitti. Böyle yiyip gitken dur. Su göçüp gitken dur. Neme şikayet kılıp Yusuf deyisi de gene de İnneme aşku bathi ve huzni idallah. Men seninle geçki atkımı yapan, men Allah'a yet yapan derdim edeyim. Mumun adamdı, menhacı yollanması şu kadar, Allah'a yet yapan. Rivayet kılınadı, yani bu ayetmez, hadismez, ibretlenelinerse, İsa Aleyhisselam köçede ketiyesi, bir adam, parverdigara, köp bendelerini balalagen, balabilen, beni balalamamsan, özünge hamdü sana bu söndür, çıralı gel gepirimdi. Köy bendelerini balalagen bir bala var, şu baladı menge beymemsen, şundan afiyette sakılapsan deyip, hamdiyeti yaptı da karasa, haliye adam köyreken. İkkal ayağı şalaken, terisi peseken, bedeni de keseleken. Ne menge şükür kılı yaptı bu? Allah'a da bendesi, kaysi musibet seni ahlaba tüp gitti. Hemen musibet senin üstündeyken o. Dese etti ki, haligi kör adam men dedi. Şükür kıladigan til verdi Allah. Allah'ını tanıdigan kalp verdi. Cüde köp bendeler gibi bunu bergani yok Allah. Neme gelmeyen Allah'a hamd etmeyin dedi. Yani köreyim. Bedenimde bütün bu musibetler, dertler üstümde yok. Lekin tilimde Allah var. Kalbimde imanım var. Bana şu nimetli köpçülükke beymegen. İmansızlık balası bunun cüde köpçülüğü balalagen. Ana şu bala bilen beni bala olamaktı. Nemeyi hamd etmeyi dedi. Yani ayet yaptı ki. Az yine sabır kılı. 10 yılda 20 yılda kete hemen. Bana şu dünyada mahrum boyan nasalarımı ahirette olamam. Şimdi şu dünyada 73 yaş sahip olup Allah'ı tanımaya dökenler. Onların 5 yıl 6 yılda kete adım Allah'ı huzuru iken.
Ko'ring, shu odam Allohga hamd aytyapti. Shu odam Allohga hamd aytyapti. Ibratlanmaymizmi? Abu Dardo roziyallohu anhu shunday bir chiroyli so'zni aytadilar. Odamlar faqrlini yomon ko'rishadi. Men yaxshi ko'raman. Odamlar o'limni yomon ko'rishadi. Men yaxshi ko'raman. Odamlar bemorlikni yomon ko'rishadi. Men yaxshi ko'raman. Faqrlikni yaxshi ko'raman nima uchun? Kambag'al bo'lsam, doim qo'lim Allohga cho'zib turaman. Kamchiligimni aytaveraman Allohga. Allohni oldida kamtar turaman. Qo'lni ochganda kambag'al odamni so'raydigan narsasi ko'p bo'ladi. Endi dunyosi ko'p bo'lgan odamlarda ko'pchiligi ko'p ham narsa kerak emasda, shu ishlari rivoj bersa, baraka bersa, Alloh boshqa hech narsa kerak. Kasallikni yaxshi ko'raman nima uchun? Alloh xatolarimni kechirar ekan deb. Endi o'limni yaxshi ko'raman nima uchun? O'lmasam Alloh oldiga bora olmayman deb. Parvardigorimga ishtiyoqim kattaligidan o'limni yaxshi ko'raman deb. Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu aytadilar. İmam-ı Tirmizi rivoyati Hasan Basri'dan bir kişi sahabalardan Tirmizi'den bu hadis. Cahiliyette bir ayolda tanırken İslam'a kirgendeyken köçüldü çöşüp kaptı. Hali ayolda az yine geplaştı da hayırlaşıp kaydetken de haligi sahabi arkasına karar, arkasına köstaşar, yürüp kaptı bir akarar. Yürüp durup devalgi etkeni körmesinden şöyle burulup durup tumşuğunu vurup tumşuğunu yorup attı. Payg'ambarimiz oldiga kelganida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan ishlarni aytib o'tganida aytdilarki, "Iza aradallohu bi abdin khayran ajjala uqubata zambihi fid dunya." Agar Alloh bir banda yaxshi ko'rdi, ko'rova ko'rgan bo'lsa, qilgan gunohini jazosini dunyoda shoshiltirib berib qo'yadi. Alloh yaxshi ko'rib shu sahobani bunni sinibdi. Chunki orqasidan qarab qo'yganini oxiratga qoldirganidan ko'ra dunyoda o'zida berib qo'yganligi yengilroq bo'ladi. Ali roziyallohu anhu shunday dedilar. Allohning kitobidagi eng umid bag'ishlaydigan oyatni sizlarga o'qib beraman. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katir. Darsimiz oxiri qanday bir musibat yetsa ustingizlarga bas qo'llaringizlar tufayli qilgan ishingizlar sabab. Qo'lingizlar bilan o'zingizlar qilib qo'ygan ish sababli boshingizlarga musibat beramiz, yana ko'pini kechirib turamiz deydi Alloh. Musibatlar insonni dunyoda qilgan gunohlari sababli bo'ladi. Agar Alloh taolo shu dunyoda bandaga jazo bersa shu qilgan gunohiga, Alloh oxiratda bermaydi. Endi oxiratda bir Alloh taolo dunyoda qilgan ishni kechirib qo'ygan bo'lsa, oxiratga olib qo'ymaydi. Qaytaramiz. Qilgan gunohingizga jazoni bergan bo'lsa, rashod bo'ldingiz, oxiratga qolmadi. Endi qilgan gunohingizga jazo bermay Alloh yopib qo'ygan bo'lsa, kechirib qo'yibdi. Endi dunyoda kechilgan gunoh uchun oxiratda azob bermaydi. Alloh subhanahu va taolodan bergan yaxshi og'ir yengil kunlariga sabr qilishligimizni, to'g'ri yo'ldan adashtirmasligini hamda duolarimizni ijobat qilishligini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.